Biyanet Kürdi editörü, dil bilimci, çevirmen Aren Yıldırım bu sabah 6'da İstanbul Üsküdar'daki evinde polis baskınıyla gözaltına alındı. Neden gözaltına alındığına dair bir bilgi yok. Aren Yıldırım gazetecidir ve onun çalışmalarına dönük bir gözdağıdır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve derhal serbest bırakılmalıdır diye bitirmek istiyorum. Evet, Urfa'da, Adıyaman'da ve Malatya'da da bir sel felaketi var. Aslında afeti felakete dönüştüren depremde olduğu gibi şu anda iktidarın tam kendisidir. Urfa'da 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kayıp var. Yine Adıyaman'da 1 kişi yaşamını yitirdi ve Malatya'da da 3 gündür yağış vardı, çadırları su bastı ve bu su basma öncesinde ne oldu onu hatırlatmak istiyorum. Turuncu alarm verilmişti Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. Maraş, Urfa, Kilis, Antep, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve Mardin için turuncu alarm. Bu ne demek? Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı ve güncel olarak hava durumu takip edilmelidir. Peki hangi tedbirler alındı gerçekten? Bunu soruyoruz. Tedbirlerin alınmadığını biliyoruz. Üstelik Bozova-Hilvan yolunun 8. kilometresinde de yol çökmüş. Yaptıkları her şey çürük ya. Çürük. Kendileri de çürük. 20 yıldır Urfa'da iktidardalar. Belediye başkanlığı onda. Adıyaman'da öyle, Malatya'da öyle. Bu AKP belediyeleri ne yapar gerçekten? Hiçbir tedbir almaz. İhalelerle 21B'ye göre önüne gelene ihaleyle yapı izni. Buyurun. Denetim yapmaz, altyapı inşa etmez. 7 tane vekili var sadece Urfa'da. Sonra da efendim afet oldu. Hayır, afeti felakete siz dönüştürüyorsunuz. Bunun başka hiçbir izahı yoktur. Çadır hala ihtiyacı var. Çadırları su basıyor. Çadırları kurdukları yerde depremzedeler yeni bir felaket daha yaşıyorlar. Yani bunu hiçbirimiz kader diye, afet diye geçiştiremeyiz. Bu iktidarın kendisi bu halkın, bu toplumun başına gelen en büyük afet ve felakettir. Bundan bir an önce kurtulacağız. Buna güveniyoruz ve yine kader naralarını atmasınlar. Bir an önce konteyner kentlerin kurulması gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Tabii ki tüm Adıyaman, Urfa ve Malatya başta olmak üzere hepsine geçmiş olsun dileklerimi, başsağlığı dileklerimi ve şifa dileklerimi de buradan paylaşmak istedim. Buyurun.